Herkese merhaba. Denesene kanalına hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yoksa sizin de mi cildiniz kırışıklıklara, siyah noktalara, sarkmalara ve cansız görünüme maruz kaldı? Hayat çabuk geçiyor ve cildimizde değişkenlikler her yıl daha da belirginleşiyor. İşte bunun için evinizde hemen 2 dakikada hazırlayabileceğiniz, sizi ve cildinizi aşırı mutlu edecek bir formül hazırladık. Bu formül sayesinde cildinizdeki o siyah noktalar ve gözeneklerdeki o çirkin görüntü ortadan kalkacak. Kırışıklıklarınız yavaş yavaş açılacak ve yeni kırışıklıklara karşı savaş açacak. Ve özellikle sarkmalarda da neredeyse %30 fayda sağlayacak muhteşem bir maske. Haftada 2 kez kullanabilirsiniz. Genç yaşlı, erkek kadın, yağlı ciltli, karma ciltli, hassas ciltli hiç fark etmez. Bütün ciltler üzerinde rahatlıkla kullanılabilecek bir formül hazırladık. Şimdi formülün içeriğine geçmeden önce sizden tek ricam, lütfen abone olup bildirimlerinizi açar mısınız? Ve lütfen yorumlarda bizlerle görüşlerinizi, fikirlerinizi, eleştirilerinizi, nereden katıldığınızı paylaşır mısınız? Bunlar bizim için çok değerli. Evet, hemen içeriye geçelim. Ve işte sevgili arkadaşlar, bütün malzemelerimiz burada. Süt, bir tane E vitamini kapsülü, sığır jelatini, aktif karbon ya da aktif kömür de diyebiliriz, sarı kantaron yağı ve gül suyu. Sevgili arkadaşlar, gül suyu yoksa evinizde normal su da kullanabilirsiniz. Evet, bütün malzemelerimiz burada. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Sevgili arkadaşlar, ben formülümüzü hem ısıtmak hem de benvari usulü sıcak tutmak amacıyla şöyle bir çaydanlık altı kullanacağım. Gördüğünüz gibi şöyle bir mum koyacağım içine ve yakacağım. Bu şekilde sıcak tutacak, ılık halde muhafaza edecek. Evet, şimdi ilk aşama olarak sevgili arkadaşlar, aktif karbon tozu kullanacağım. Eğer sizlerde tablet halinde varsa o da olur. 3 tane kullanmanız yeterlidir. Bendeki toz halinde sevgili arkadaşlar 1 tatlı kaşığı yetecektir. Şöyle tepeleme 1 tatlı kaşığı aktif karbon tozu alıyorum. Ve sevgili arkadaşlar, gül suyu. Gül suyunuz yoksa eğer gönül rahatlığıyla normal içme suyu da kullanabilirsiniz. Hemen bundan da üzerine 1 yemek kaşığı koyuyorum. Gördüğünüz gibi altta mumumuz yanıyor. Ve benvari usulü ılıklaşıp erimesini sağlıyor. Jelatin kullanacağız ama özellikle lütfen sığır jelatini kullanın. Cilt üzerinde son derece faydalı. Bütün faydalarını açıklamalarda sizlere tek tek yazacağım. Lütfen oradan takip edebilirsiniz. Ve sevgili arkadaşlar, normal süt ilave edeceğim. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar süt ilave ettim. Ve sığır jelatinini şöyle karıştırıyorum. Toz jelatin kullandığım için hemen eridi. Ve sevgili arkadaşlar, bir tane E vitamini kullanacağım. Hemen bir iğne yardımıyla delip şöyle içine aktaracağım. E vitamini hem formülümüzün
vitamin desteği olarak güçlendiriyor. Hem de muhteşem bir özelliği var biliyorsunuz cilt üzerinde. Ve sarı kantaron yağı cildi iyileştirici, onarıcı, hücreleri yenileyici bir sürü özelliği var biliyorsunuz. Hemen şöyle toplamda 10 damla kadar da sarı kantaron yağı ilave ettik. Ve şöyle bir karıştırıyoruz. Sevgili arkadaşlar, güzelce karıştırdık. Ve bütün formülü aktif karbon tozunu eritmiştik ya, onun üzerine aktarıyorum. Sevgili arkadaşlar, gördüğünüz gibi aktardım ve hızlı bir şekilde karıştırıyorum. Ve biraz sıcak dursun. Ve işte maskemiz kullanıma hazır sevgili arkadaşlar. İlk defa kullanıyorsanız eğer, lütfen içindeki herhangi bir malzemenin cildinize alerji gösterip göstermediğini test etmek için lütfen bileğinizin iç kısmına ya da boyun arkanıza küçük bir bölümüne lütfen sürün ve 15-20 dakika bekleyin. Eğer herhangi kötü bir reaksiyon görmezseniz lütfen yüzünüze ve cildinize uygulayın. Eğer tabii ki bir kızarıklık, yanma, kabarma veya değişik bir reaksiyon görürseniz lütfen o formülü cildinize uygulamayın sevgili arkadaşlar. Formülü hazırlar hazırlamaz hemen şu akışkan haliyle birlikte cildinize sürün. Eğer biraz beklerseniz tabii ki içindeki jelatin donacaktır ve sürmenizde zorluklar oluşacaktır. Buna dikkat edin. Eğer donarsa da şöyle bir mumun üzerinde tutabilirsiniz. Ya da mikrodalga fırında bir 10 saniye ısıtsanız kafidir. Hemen sıvı hale gelecektir. Korkmayın, donmuş hali çöpe atmanızı gerektirmez. Sevgili arkadaşlar, özellikle bunu sürdükten sonra tek ricam sizden, lütfen yatın, yürümeyin, konuşmayın, gülmeyin, hiçbir şey yapmayın. Kapatın gözlerinizi, kendinizi dinlenmeye bırakın. Hem cildiniz dinlensin, hem ruhunuz dinlensin. Lütfen hiçbir işle uğraşmayın. Eğer bu maskeyi sürdükten sonra konuşmaya devam ederseniz, mimik hareketlerinizi kullanırsanız, hatta yürürseniz çatlaklar oluşacaktır ve o çatlaklar sayesinde cildinizde kırışıklıklara neden olabilirsiniz. Lütfen dikkat edin bu hususa. Özellikle ve özellikle bunu sürdükten sonra yatın ve dinlenin. Ve hemen uygulamaya geçmek istiyorum sevgili arkadaşlar. Özellikle tabii banyoda yapılır böyle işler. Ne yazık ki biz video çekiyoruz. Onun için şöyle önlemini almak istiyorum. Çünkü ben biraz pasaklıyım herhalde. Her yeri batırıyorum. Onun için de şöyle bir önlem almayı uygun gördüm. Çünkü rengi çok koyu. Evet sevgili arkadaşlar, akışkan bir halde gördüğünüz gibi bu haldeyken sürmeniz çok ama çok önemli. Bir spatula olur, bir kaşık olabilir, bir fırça olabilir. Nasıl uygun görürseniz. Sevgili arkadaşlar, özellikle sürmeden önce bir buhar banyosu yapabilirsiniz. Yani buharın üzerine tutup gözeneklerinizi açabilirsiniz, temizleyebilirsiniz. Sonrasında güzel bir tonikle temizleyip bol suyla yıkayabilirsiniz ve gerçekten cildinizin temiz olduğuna inandıktan sonra bu tür maskeleri uygulamanızda fayda var. Bana bakmayın, ben video çekiyorum diye birazcık makyaj yaptım sizlere güzel görünebilmek için. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi hemen uygulamaya başlayalım. Kalın bir tabaka halinde, tabii ki göz altlarına çok fazla girmeden ama elinizden geldiği kadar kalın bir tabaka halinde cildinize sürün arkadaşlar.
Özellikle burnunuza, burun kenarlarına bol bol sürmenizi tavsiye ederim. Sevgili arkadaşlar, gördüğünüz gibi uyguladım. Bu miktar yüzüme ve boynuma rahatlıkla yetti. Ve sevgili arkadaşlar, tekrar etmek istiyorum. Lütfen sürdükten sonra bu yarım saat olur, 40 dakika olur. Bulunduğunuz ortamın nemine, ısısına göre değişir. Mevsim sıcaklarına göre değişir tabii ki. Ama dediğim gibi yarım saat, 40 dakika ya da 1 saat olabilir. Hiç fark etmez. Hiçbir zararı yok. Lütfen cildinizde tamamen kuruyana kadar bekleyin. Tamamen kuruduğuna emin olduktan sonra şöyle aşağıdan yukarıya doğru çekip çıkaracağız. Sevgili arkadaşlar, lütfen yatın, gözlerinizi kapatın, relax bir vaziyette bu vakti geçirin. Hem ruhunuz dinlensin, hem bedeniniz dinlensin. Hem de kırışıklıklar daha fazla oluşmasın. Bu çok önemli. Mimik hareketleri yapmayın. Sadece uzanın, relax bir şekilde, hareketsiz dinlenin. Sevgili arkadaşlar, yarım saat geçti. Tabii ki hiç konuşmadım, gülmedim, yürümedim. Relax bir şekilde istirahat ettim. Kurudu. Ve şimdi küçük küçük parçalar halinde çıkarmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi böyle parça parça çıkacak. Tek seferde çıkartmak, içerisindeki kömür, aktif kömür sayesinde diğer maskeler gibi komple çıkmıyor tabii ki. Yer yer toz halinde olduğu için komple çıkarmanız mümkün değil. Böyle kısım kısım çıkıyor. Çekerken çıkıp geldiğini ben şahsen hissettim. Umarım görüyorsunuzdur. Gözeneklerin içerisindeki, bende çok fazla yok tabii ama o siyah noktaların içinde oluşmuş olan siyahlıklar da çekerken tamamen yapışıp geliyor. Sevgili arkadaşlar, gideyim şu yüzümü bir yıkayayım. Önce ılık suyla, sonra da buz gibi bir suyla şok etkisi yaşatayım cildime. Ondan sonra geleceğim. Ve sevgili arkadaşlar, işte yıkadım ve geldim. Kısmi kızarıklıklar var. Gayet normal. Maskenin işe yaradığını gösteriyor bu tabii ki. Sevgili arkadaşlar, 1-2 dakika içerisinde geçecektir. Endişelenmenize gerek yok. Sevgili arkadaşlar, bu maskeyi hani çıkarıp alıyoruz ya, o çıkarıp söküp alırken ciltteki ölü tabakayı, ciltteki o gözeneklerin üzerini kaplayan yağ tabakasını, ve bizim işimize yaramayan o bütün pisliği, pürüzü, şuyu, buyu aldı, söktü, götürdü. Sevgili arkadaşlar, önümüzdeki 2-3 gün boyunca cildim çok güzel bir nefes alacak. Çünkü gözenekler temizlendi. Çünkü gözeneklerdeki o bütün pis tabaka yok oldu gitti. İşte onun için hemen üzerine bir nemlendirici sürmemiz gerekiyor. Ödüllendirmemiz gerekiyor. Daha önce yapmıştık, beraber yapmıştık. Linkini yukarıya bırakırım. Sizler de bakarsınız. Hem ilaç niteliğinde hem de yenileyici, onarıcı bir krem. Hemen bunu uygulamak istiyorum sevgili arkadaşlar. Hem nemlendirici olsun, hem de cildime bir ödül. Sevgili arkadaşlar, özellikle rica ediyorum,
bu tür maskeleri lütfen hava karardıktan sonra akşamları uygulayın. Akşamları uyguladıktan sonra bir nemlendirici sürüp yatıp dinlenin. Eğer gündüz yapmak zorunda kalırsanız benim gibi lütfen güneş koruyucu ve ciddi anlamda iyi ürünler kullanın bunun gibi. Yani bunu sürdükten sonra özellikle dışarıya çıkacaksanız, güneş ışığına maruz kalacaksanız lütfen ama lütfen güneş korumalı kremler kullanın. Ama ben tavsiye etmiyorum sevgili arkadaşlar bu tür maskeleri özellikle cildinizi dinlendirmeden bir 15-20 dakika önce işlemini bitirin. Ondan sonrasında yatın, uyuyun, cildiniz rahat rahat dinlenip nefes alsın. Evet sevgili arkadaşlar, işte bu kadar basitti. Hemen hazırladık, 2 dakika içerisinde uyguladık. Ve gerçekten cildimi mutlu ettiğime inanıyorum. Gerçekten iyi bir maske olduğuna inanıyorum ve sizlere ısrarla tavsiye ediyorum. Haftada 2 kere bu maskeyi uygulayabilirsiniz. Bütün ciltler üzerinde kadın, erkek, genç, yaşlı hiç ama hiç fark etmez. Sevgili arkadaşlar, bütün ciltler üzerinde kullanabilirsiniz. Sizi çok mutlu edeceğinden eminim. Ama tabii ki öyle 3 ayda bir kere yaparsanız çok bir etkisini göremezsiniz. Rutine bağlayıp lütfen haftada en az bir kere uygularsanız cildinizdeki o pürüzsüz, o muhteşem görüntüyle siz de karşılaşabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Güzellikler diliyorum, mutluluklar diliyorum, huzur diliyorum. Hoşça kalın.